İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Konuşmasının en önemli başlığı ekonomiydi. Enflasyon ve gıda fiyatları üzerinden iktidarı eleştiren Akşener, uzay çalışmaları üzerinden hükümete göndermeler yaptı. Vay be, gerçekten ibretlik. Yahu Allah aşkına biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Gördüğün rüyadan artık uyan, gerçeklerle artık yüzleş. O saraydan artık çık Sayın Erdoğan. Böyle devlet yönetilmez. Ayıptır, günahtır. Rakamlar verdi, hayat pahalılığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Geçen sene Nisan ayında 1000 liraya aldığımız gıda ürünlerini bu yıl Nisan ayında alabilmemiz için 1890 lira gerekiyor. Açlık sınırı bu sene 6018 lira olmuş. Toplamda 3121 lira yükselmiş. Asgari ücret artışı 1427 lira. Yani açlık sınırındaki artışın yarısı bile değil. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. İktidarın ekonomi politikalarından sonra sosyal medya düzenlemesine de eleştiri getirdi. Sen önce kendi kapının önünü temizle. İlla ki bir ayar vermek istiyorsan önce kendi çevreni hizaya getir. Yıllardır milletimizi birbirine düşürerek sen ocusun, sen bucusun diyerek kutuplaşmadan beslenen sen değil misin? Bu kanunu geriye doğru işletsen senin müebbet alman gerekiyor. Sözü iktidarın uzay çalışmalarına getirdi ve gıda fiyatları üzerinden göndermelerde bulundu. Yeryüzündeki her şeyi hallettiler, bir de uzaya gideceklermiş. Siz hiç yorulmayın, uzaya giden gitti zaten. Mesela döviz kuru uzaya çıktı. Mesela enflasyon uzaya çıktı. Mesela gıda fiyatları uzaya çıktı. Hatta Mars'ı geçti, Jüpiter'e varmak üzere. Siz onların peşinden astronot göndereceğinize seçim tarihini açıklayın da millet sizi uzaya mı gönderiyor, evinize mi gönderiyor, nereye gönderiyor, tüm gerçekliğiyle bir görün. Ve 2023 seçimi, daha önce seçimden birinci parti çıkacaklarını iddia eden Akşener yine iddialı konuştu. Sandığın gelmesine, milletin şanlı tokadının tepenize inmesine az kaldı. Hadi bakalım, hodri meydan. El mi yaman, dey mi yaman? Sen mi yaman, millet mi yaman? Hep beraber sandıkta göreceğiz.